Merhaba arkadaşlar. Phone number formatting diye bir kod var. Onu yazmaya çalışacağız Apex'te. Apex'te faydalı kodlar arasında 36. triggerlarımız arasında geçiyor. Bir trigger oluşturacağız. Bu trigger sayesinde telefon numaralarının bu account object üzerinden olabilir. Telefon numaralarının sürekli şu formatta olmasını istiyoruz. Yani parantez içinde 3 rakam, sonra 212 yazacak, sonra bir tire olacak, sonra da 45-54 olacak. Boşluklara gerek yok tabii. Boşluk olmasına gerek yok. Bu şekilde formatlanmasını istiyoruz. Bunu bir trigger sayesinde yapmaya çalışacağız. Tabii ki bu formüllerle de yapılabilir. Validation rule koyarak bu formata yazılması zorlanabilir. Ama biz bunu tamamen triggerlarla yapacağız. Bu şekilde 10 haneli bir telefon numarası girildiği zaman onu bu formata çeviren bir trigger yapmaya çalışacağız. Evet. Başlayalım. Account üzerinde yapacağım. O yüzden Developer Console'a gidiyorum. Account objektini açıyorum. Öncelikle triggerlardan önce ben bir handler class yapacağım. Onu triggerların içine çağıracağım. O yüzden öncelikle class'larıma bakıyorum. Daha önce öyle bir class açtım mı? Eğer varsa onun üzerinden devam edeceğim. Başka bir metot ekleyerek bakıyorum. Account trigger handler diye bir class'ım yok. O yüzden yenisini oluşturacağım. Evet, yenisini oluşturuyorum. Şöyle. Yeni bir class oluşturuyorum. Adına da account Trigger Handler adını veriyorum. Bunun içinde bizim bir metodumuz olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Public Static Void diyelim. Adına da Phone Number Formatting diyebiliriz. Phone Number Formatting adını verebiliriz. Burada bir parametre istiyorum ben. Bir parametre olsun çünkü telefon numarasını almamız gerekiyor. Telefon numarasını account'a girdiğiniz anda biz onu alıp formatlayacağız. O yüzden bir parametre ihtiyacımız var. Bu bir string olabilir. Ama genelde biz bir liste geçiyoruz. Çünkü trigger.new'yu kullanacağım. Trigger.new'yu kullandığım için o listeyi parametre olarak buraya geçmem gerekiyor. Account object üzerinden yapacağım için ben bir account listesini AC list adında bir listeyi parametre olarak geçiyorum. Bu bizim aslında trigger.new'umuz. Biz o bağlantıyı sağlama adına trigger'ın içinde bu metodu çağırırken trigger.new'yu parametre olarak koyduğumuz zaman aslında buradaki listemiz trigger.new'un ta kendisi oluyor. O yüzden problem yok. Şimdi parametre koyduktan sonra bir string oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu bizim yeni telefon numaramız olacak. Format edildikten sonra o yüzden adına da formatted phone number şeklinde bir isim veriyorum. Onu şu anda boş olarak kabul ediyorum. Çünkü format ettikten sonra şekillenecek. Şu anda hiçbir değer vermiyoruz. Daha sonra değer vermek için bazı koşullarım var. Bazı koşullarım olduğu için İfi kullanacağım. Birincisi bu trigger.new'den gelen for loop yapalım diye arkadaşlar. Çünkü birden fazla account'umuz olabilir. For loop yapıyorum. Account üzerinden account AC listemiz üzerinden bir for each loop yapıyorum. Bunun için arkadaşlar bizim bir şartımız olması gerekiyor. Birinci olarak telefon numaramızın boş olmaması gerekiyor. İkinci olarak da uzunluğunun 10 haneden oluşması gerekiyor. Burada böyle bir şartımız var. Eğer diyorum bizim AC'nin telefon numarası AC.phone number diyorum. AC.phone. Birincisi bunun null olmaması gerekiyor. Boş olmaması gerekiyor. İkinci şartım da arkadaşlar AC.phone'un uzunluğunun şöyle phone yazalım. Uzunluğunu nokta length diyebilirsiniz. Uzunluğunu 10 olması gerekiyor. Bu bizim ikinci şartımız. Bununla alakalı bir
Values rule eklenebilir. 10 haneli yazmalarını isteyebilmek istemek için. Şimdi arkadaşlar şartlarımızı koyduktan sonra yukarıda formatted phone number diye bir string oluşmuştuk. Bunun yapısını oluşturmamız gerekiyor. İlk olarak bir parantez eklememiz gerekiyor. Çünkü hatırlarsanız ilk başta bir parantez var. Bu parantezleri eklememiz gerekiyor. Bir de tilde işaretini eklememiz gerekiyor. O yüzden ilk başta parantezi ekliyorum. O yüzden şöyle diyorum arkadaşlar. Şuradaki formatted number'ı alıyorum. Bu formatted number'ı artık şekillendireceğim. Eşittir diyorum. Buna yeni bir değer veriyoruz. Birinci olarak arkadaşlar bir parantez ekliyorum. Şu şekilde. Bir parantez ekliyorum. İkinci olarak parantez ekledikten sonra artı diyorum. Ve bizim AC'nin phone number'ından arkadaşlar substring diyerek ilk 3 haneyi alıp ekleyeceğim. AC nokta phone substring diye bizim bir tane şeyimiz var. Substring bu şekilde yazabilirsiniz. Sıfır, indeksi sıfırdan başlayıp 3'e kadar devam eden ama 3'ü almıyor. Bunu unutmayalım. 0 ile 3 arası ama 0, 1, 2'yi alıyor. Yani ben aslında şunu almaya çalışıyorum. Telefon numaramızın 4, 5, 6 indeksi 0 olan, 1 olan, 2 olan. 3 orada olsa da 3'ü almıyor. 3'ü kapsamıyor. O yüzden onu unutmayalım. Telefon numaramızın substring metoduyla indeksi 0, 1, 2 olan hanelerini eklemiş olduk. Önce bir parantez ekledik. Sonra ilk 3 haneyi ekledik. Şimdi tekrar bir artı diyorum. Tekrar bir parantez ekliyorum. Bu kez kapatıyorum parantezi. Daha sonra tekrar artı diyerek aynı şekilde burada yaptığımız gibi arkadaşlar kopyala yapıştır yapabiliriz. Kopyala yapıştır yaparak bu kez 3 ile 6 arasında yani 3'ten sonra 3, 4, 5 diğer 3 haneyi alacağız. O yüzden 3'ten başlayarak 5'e kadar devam edecek ama 6 yazmanız gerekiyor. 3 ile 6 arasında yazdığınız zaman bu şekilde 3, 4, 5'i alıyor. Bunu unutmayalım. Sonra tekrar bir artı ekleyin. Bu kez bir tire işareti ekleyebiliriz araya. Daha sonra tekrar artı değil. Telefon numaramızın geri kalan 6 ile 10 arası geri kalan bütün hanelerini ekliyoruz. Bu şekilde eklediğimiz zaman ilk başta bir parantez ekliyor. Daha sonra 3 haneyi ekliyor. Burada görüyorsunuz. Daha sonra parantezi kapatıyoruz. Yani kapalı bir parantez ekliyoruz. Daha sonra tekrar 3 hane daha ekliyoruz ama 3'ten sonrasını eklemiş oluyoruz. 3, 4, 5 indeksi. 3, 4, 5 olanları ekliyoruz. Daha sonra bir tire işareti ve kalan haneleri ekliyoruz. Bu şekilde telefon numaramız formatlanmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman otomatikmen bizim formatlı telefon numarası böyle oluyor. Şimdi update etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neyi? Bizim telefon numarasını update etmemiz gerekiyor. Bizim ac.phone diyorum. Ac.phone bizim telefon numarasını bizim yeni oluşturduğumuz formatted phone number'a eşitliyorum bu şekilde. Şimdi bunu kaydediyorum. Şu anda biz trigger handler class'ı oluşturduk. Bunun içine bir trigger'ın içine daha çağırmadığımız için bunun trigger olma şansı yok. Şu anda trigger handler class'ın içine olduğu için bunun trigger olma şansı yok. O yüzden account trigger'a gidip varsa bakalım. Trigger'lara gidiyorum. Account trigger var mı? Yok. Bir account trigger oluşturabiliriz. New diyorum. Account trigger oluşturuyorum. Daha sonra evet class oluşturmayacaktım. Bunu silelim. Yanlış yaptık. Trigger oluşturmam gerekiyordu. New trigger diyorum. Adına account trigger diyorum. Objektlerden de account objektini seçmem gerekiyor. Submit diyorum. Before insert yapacağız ya da before update de olabilir. Before insert ve before update diyorum. Eğer istiyorsanız tabii ki aşağıda eğer before insert ya da before update olması için trigger.is insert ve trigger.is before diyebilirsiniz. Ve onun içine çağırabilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi bunun bir de update'ini yapacağız. Böyle kopyala yapıştı yapıyorum. Eğer diyorum ticker is insert before. Şimdi update yapacağız bunu. Before update olması için. Evet yukarısı before insert. Aşağısı before update. Her ikisini de çağıracağız metodumuzu. Gidiyorum bakın class name. Sonra nokta. Method name'i çağırıyorum. Method name burada. İçine de arkadaşlar bizim ticker nokta new'i geçmem gerekiyor. Ticker nokta new listesini geçiyorum.
Aslında buraya geçtiğimiz liste bizim handle class'taki metodumuz oluşurken içeride parametre olarak koyduğumuz liste. Çıkır noktalarını koyamadığımız için ona referans olarak bir parametre koyduk. Evet, burada çağırdık. Bir de aşağıda çağıracağız. Burada çağıracağız. Hem before update hem de before insert. Bu çalışacak. Save yapalım. Bunu save yaptık. Diğerini save yaptık. İkisini de save yaptık. Şimdi gidip kontrol edeceğiz. Home'a gidiyorum. Account'u açıyorum. Account objektimizi açalım. Ondan sonra yeni bir account eklerken ya da var olan account'a da bakabilirsiniz. Bakın bütün zaten hepsi o formatta yazılıyor şu anda. Farklı formatımız da var. Örneğin bir format ekleyelim. Yeni bir account ekliyorum. Mister diyorum. Öyle. Pouch diye bir adım ekleyelim. Telefon numarasını şimdi 463 987 9988 şeklinde giriyorum. Ve save'e tıkladığım anda o formatta olmasını, değişmesini istiyorum. Bakalım değişiyor mu? Evet, istediğim formatta değişiyor gördüğünüz gibi. 463 987. Bir de account'a bakalım orada nasıl gözüküyor. Eklediğimiz account'u bulalım şimdi. Şu yukarıda. Evet, diğerinden biraz daha farklı çünkü biz boşluk koymadık. Boşluk da ekleyebilirsiniz. Biz bu şekilde oluşmasını istemiştik. Bu şekilde oluşmuş oldu. Yani eğer tekrar farklı örneğin diyelim ki biz bunu değiştirmek istedik. Eğer 10 hane değilse nasıl olacak bakalım. Diyelim ki biz 89-78 5 rakamdan oluşan bir telefon numarası girdik. Evet. Farklı bir problem var şu anda. Bu bizim şeyle alakalı değil. Farklı PDF'le alakalı bir problemimiz var. Update'te problem yaşıyorum. Yeni ekleyelim. Tekrar Kenan. Daha önce oluşturduğum bir ticker'la alakalı bir problem vardı. O bizim çalışmalarla alakalı değil. Kevin Scott diye bir şey ekleyelim. Telefon numarasını da 465 89 89 bir hafta kısaltalım. Save dediğimiz zaman görüyorsunuz telefon numarası burada göremiyorum. Account'a bakalım. Telefon numarası nasıl ekliyor? Kevin Scott telefon numarası yok. Enteresan. O 10 rakamlı olmadığı için arada almamış. Başka yere de eklemiş olabilir miyiz bilmiyorum. Bir daha bakacağım. 2 yazıyordu çünkü orada. Şöyle bir account ekleyelim. A şeklinde telefon numarasını 463 189 99 99. Biraz uzun tutuyorum. Sevdiğim herhalde bir kural var. Telefon numarasını eklemiyor gördüğünüz gibi. Boş bırakıyor. Ama 10 rakamlı girdiğimiz zaman bizim istediğimiz formatta yazıyor. Gördüğünüz gibi bir problem yok. 10 rakamlı girdiğiniz zaman istediğiniz bu formatta yazıyor. Bu formatta yazıp yazmadığını kontrol etmek için isterseniz bir değişiklik yapın. Örneğin bir boşluk da ekleyebilirsiniz parantezden sonra. Hemen parantezden sonra bir boşluk ekleyelim şuraya. Ondan sonra önce de sonra bir boşluk oluşturalım. Onu görelim yapacak mı? Yeni bir account ekliyorum. Bu kez Ali Sağlam diye bir isim koyuyorum. Telefon numarası 10 haneye girdim. 463 215 56 56 şeklinde 10 haneli girdim. Save diyorum. Bakalım nasıl yapıyor. Evet, benim istediğim formatta boşlukları oluşturmamış gibi gözüküyor. Kaydettiğimi düşünüyorum. Şunu değiştireyim de bir slash yapsak bakalım o değişikliği getirecek mi? Kaydettim. Yani bu değişiklikler bizde mi kaynaklanıyor yoksa başka bir şey mi var? Onu merak ettiğim için böyle yapıyorum. Yeni bir isim giriyorum. Ne olsun? Mustafa. Beyazıt olsun. Değişik isim girdim. Telefon numarası 463 210 45 45 diyorum 10 rakamlı. Save diyorum. Slash geldim. Slash evet şu anda biraz öncekine göre boşluk bıraktı.
boşluk bıraktın. Herhalde bir tane daha eklesek en son bizim slash koyduğumuz şekliyle olacak. Biraz geç geliyor gibi geldi bana. Kayıt işlemi geç oluşuyor anlamadım. Son kez ekliyorum. Bu kez sağlam diyelim. Evet. Ondan sonra telefon numarasını 463 215 45 45 şeklinde giriyorum. Bakalım slash gelecek mi? Yine tire geldi. Bizim istediğimiz gibi oluşmadı. Şunu eklemesini istiyorum. Bunu eklemedi. Evet. Yıldız koysam bakalım ne olacak. Kaydediyorum. Evet. Account checker'ımız before insert, before update, before insert çalışması gerekiyor. Bir daha bakalım. Son kez. Yeni bir account ekliyorum. Bu kez Ahmet sağlam diyelim. Telefon numarasına da 45 48 diyorum bu kez. Save diyorum. Evet, telefon numarası yıldız olarak değişti görüyorsunuz. Demek ki tam slash ile alakalı özel bir durum var. Ama istediğimiz formatta yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem istediğiniz formatta yazarken bu şekilde artılarla plus plus diyerek telefon numarasını parçalara bölerek aralarına istediğiniz işaretleri koyarak bu şekilde oluşturabiliyorsunuz.